أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا surenin 5 ayetidir malum. Burada okumaya yönelik, okumanın önemine yönelik mesajlar içerisinde okumada, ilimde ve dinde asıl olan Allah'ı tanıyarak okumaktır. Allah'ı tanıyarak. Yaratanın ismiyle okunun manası varlığı, afaki alemi ve enfüsi alemi okurken bu varlığın altında imzanın Allah olduğunu bilerek oku. Yoksa burada bir kitap okuma manası yok. İnsanın yaratılışı bir hücreden, döllenmiş bir hücreden safahat safahat geldiğini ifade eder. Ama ilk oku emri özellikle ikinci oku emriyle beraber birincisi insanın kendisini, diğeri kalem aracılığı ile bütün varlığı okuması gerektiğini ifade eder. Okumanın önemi Kur'an'a göre böyle. Diğer ayetler değerli arkadaşlar, Ebu Cehil hakkında daha sonra inmiş. Bir tipleme, Ebu Cehil, cehaletin babası, timsali, sembolize ediyor cehaleti. Şımarık, varlıklı,
inkar ettiği gibi iman edenlere engel olan, sahip olduğu servete güvenen, müminlerle alay eden, netice itibariyle sonunun cehennem olduğunu bildiren ayetlerle Sure-i Celil'e bitiyor. Tabii çok kısa geçiyoruz.